Geldiniz. Bu dersimizde sizlere uzman ve baş öğretmenlik sınavımızla ilgili konularımızdan 9. modülün denemesini yapacağız. Konumuz güvenli okul ve okul güvenliği. Daha önce diğer ünitelerimizi anlatıp denemelerini çözmüştük. Şimdi ise çoğunluğu 9. ünitemizden olmak üzere deneme sınavımızı yapacağız. Yaklaşık 30 tane sorumuz var. Hadi başlayalım denememize. Birinci sorumuz, aşağıdakilerden hangisi dijital yetkinlikleri kazandırmak için okul düzeyinde gereksinimlerden birisi değildir? Altyapı gereksinimleri, teknik destek, müfredat, eğitim bilişim ağı EBA, öğrenci yönetim sistemleri. Sevgili arkadaşlar, sorumuzun cevabı Edirne şıkkı, öğrenci yönetim sistemleri değil, öğretim yönetim sistemleri olması gerekiyordu. İkinci sorumuz, boşluğa ne gelmelidir sorusu. Öğrenci ve okul personelinin okul içinden ya da çevreden kaynaklanan suç, şiddet, saldırganlık, zorbalık, hırsızlık, vandalizm, alkol, sigara ve uyuşturucu madde kullanımı, cinsel ve ırksal taciz gibi istenmeyen davranışlara karşı korunmaları ve okulda bir kriz ortamı yaratabilecek olağanüstü hallerde can güvenliklerinin en üst düzeyde sağlanmasına nokta nokta denir. Boşluğumuza öğrenci güvenliği, çevre güvenliği, aile güvenliği, okul güvenliği, akıl güvenliği. Evet, şıklarımızdan hangisi gelmeli? Tabii ki sevgili arkadaşlar cevabımız Denizli, okul güvenliği. Üçüncü sorumuza devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi güvenli okulların özelliklerinden birisi değildir? Empati kültürünün gelişmemesi, akademik başarıya odaklanma, veliler ve toplumla iyi ilişkiler içinde olma, ifade özgürlüğünü destekleme, güvenlik problemlerini açıkça tartışma. Güvenli okullarımızda ne vardı? Empati kültürü de gelişmişti, değil mi? Gelişmemesi maddesi yanlış cevap Adana. Dördüncü sorumuz, bireylerin mobil telefonlar ve internet aracılığıyla bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak diğer bireylere rahatsızlık vermesi ve taciz etmesidir. Diğer bir deyişle, bireylerin internet ve elektronik medyayı kullanarak saldırgan davranışlarda bulunmasıdır. Tanım verilen kavram, zorbalık, siber zorbalık, siber mağduriyet, saldırı, nefret. Hangisi gelecek? Burada sevgili arkadaşlar, siber zorbalıktan bahsediyor. Cevabımız Bursa. Beşinci sorumuz, aşağıdakilerden hangisi siber zorbalığın önlenmesi için yapılacaklardan birisi değildir? Siber zorbalık yapanları ilgili makamlara bildirin. Çocuklarla zor bir iletişim iklimi oluşturun. Siber zorbalığın ne olduğunu onlara anlatın. Çocukların çevrim içi aktivitelerini oyun gibi gözlemleyin. Uygulamalar ve çevrim içi platformlar hakkında bilgi sahibi olunun. Siber zorbalığı önleme maddelerimizden B şıkkında çocuklarla zor bir iletişim değil de rahat bir iletişim iklimi oluşturun olması gerekiyordu. Cevabımız Bursa. Altıncı sorumuz, önemli sosyal, mesleki ve serbest zaman faaliyetlerinin internet kullanımı yüzünden bırakılması, iş yerinde veya okulda azalan üretkenlikle birlikte yüksek gerilim ve rekabet ortamı oluşması, internet bağımlılığının hangi belirtilerindendir? Sosyal belirtiler, fiziksel belirtiler, zihinsel belirtiler, davranışsal belirtiler, ruhsal belirtiler. Şimdi yukarıda da geçtiği üzere mesleki ve serbest zaman faaliyetlerinin internet kullanımı yüzünden bırakılması. Sevgili arkadaşlar nedir bunlar? Sosyal belirtilerdendir. Cevap Adana. Yedinci sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi aşırı teknoloji kullanımına karşı ailelerin yapmaları gerekenlerden birisi değildir? Çocuklara sevginizi açıkça ve koşulsuz olarak gösterin. Çocuklarla birlikte oyun oynayın. Çocuklarla birlikte kitap okuyun. Çocuklara sorumluluklar vermeyin. Çocuklara mutlaka bir spor ya da sanat alanında uğraş edilmesini sağlayın. Aşırı teknoloji kullanımına karşı ailelerimizin yapmaları gerekenler sıralandı. Yapmaması gerekense Denizli'de çocuklara sorumluluklar vermeyin. Tam tersine çocuklara sorumluluklar verin olması gerekiyordu. Cevap Denizli. Dokuzuncu sorumuz.
Aşağıdakilerden hangisi internet bağımlılığını önlemede okullara ve öğretmenlere düşen görevlerden birisi değildir? Okullarda özellikle ilkokul seviyesinde önleyici programlar uygulanabilir. Öğretmenler öğrencilerinin kişilik özelliklerine odaklanmalı. Öğretmenlerin, öğrencilerin diğer akranlarıyla ilişkilerini incelememeleri gerekir. Öğrencilere internetin pozitif ve negatif etkileri ilgili atölye çalışmaları düzenlenebilir. Özellikle öğrenci yalnız ve içine kapanık ise sosyal medyada daha fazla vakit geçirebilir. Sevgili arkadaşlar, burada C şıkkında öğretmenlerin, öğrencilerin diğer akranlarıyla ilişkilerini incelememeleri gerekir değil de incelemeleri gerekir olmalıydı. C şıkkımız yanlış. 9. sorumuz. 21. yüzyılın eğitim vizyonu aşağıdaki hangi hedefleri kapsamamaktadır? Eğitimle mantık çerçevesinde düşünen, algılayan, empati sağlayan, objektif karar verebilen, motivasyonu yüksek ve özgüvenle dünya coğrafyasına rekabet edebilecek gençleri topluma kazandırmalıyız. B şıkkımız, risk, stres ve değişimle ilgili olarak nasıl hissettiğini ve bu konularda kendi kapasitesini fark edebilir. C şıkkımız, çok kültürlülük, işle ilgili belirsizlikler ve örgütsel değişimle baş etme konusunda sağlam biçimde odaklanabilir. D şıkkımız, işbirliği yapma yerine kontrol etmeye daha meyilli olabilir. E şıkkımızda kendi güçlü ve zayıf yönlerini tespit edebilir. 21. yüzyılın eğitim vizyonunda kontrol etme yerine işbirliğine daha meyilli olabilir maddesi vardı. Dolayısıyla cevabımız Denizli, çünkü kelimelerin yerleri değişmiş. 10. sorumuz, açıklamalar verilen kavramı soruyor bize. Bakalım. Bireylerin ev sahibi topluma ilişki kurmak için geçirdiği değişimlerdir. Bireyin kendi kültürü perspektifinden ev sahibi ülkenin kültürel davranışlarını, değerlerini, inançlarını anlama ve birleştirme süreçlerini içermektedir. Bilişsel, duygusal ve davranışsal olmak üzere birbirleriyle ilişkili birçok faktör içermektedir. Göçmenin yerleşmiş olduğu yeni toplumda, gelmiş olduğu ülkede sahip olduğu kültürel kimliğini koruyarak yeni toplumda sosyal ve kültürel bütün alanlarda katılımcı olmasıdır. Burada bize hangi kavramı tanıtmış? Dil sorunu, sosyal uyum, meslek eğitimi, asimilasyon, kültürel uyum. Buradaki kavram birbirine oldukça yakın. Sosyal uyum ve kültürel uyum. Burada göçmenin yerleşmiş olduğu yeni topluma gelmiş olduğu ülkede sahip olduğu kültürel kimliğini koruyarak yeni toplumda sosyal ve kültürel bütünlük dediği için sosyal uyum diyeceğiz. Cevabımız Bursa. 11. sorumuz. Türkçe öğretmeni Zeynep Hocam öğrencilere o günün öğrenme konusuna yönelik çeşitli sorular yöneltebilir. Sorulan soruların cevaplarını öğrencilerin kağıda yazmaları istenir. Öğretmenimiz sonrasında öğrencilerden bir daire oluşturur. Dairedeki her öğrenci dönüşümsel olarak söz hakkı alır ve kağıda yazdıklarını okur. Yukarıda bahsedilen öğretim tekniği aşağıdakilerden hangisidir? Konuşma halkası, sarmal oluşturma, döngüsel yansıma, simit tekniği, gerçekle yüzleşme. Burada daire oluşturduğundan dolayı sevgili arkadaşlar sarmal oluşturma diyoruz. Cevabımız Bursa. Matematik öğretmeni rehberlik dersine öğrencilere gençsiniz ve dünyada var olan olasılıkları yeni öğreniyorsunuz. Kendinizi çeşitli ortamlarda, çeşitli rollerde ve çeşitli içeriklerle görmeniz için sizlere fırsatlar sunmak istiyorum. Bu, geleceğe hazırlanmanız ve sizin için var olan olasılıklar görüp heyecanlanmanız için bir fırsattır, der. Öğretmenimizin yukarıdaki paragrafta farklılaştırılmış öğretimde öğretmen tarafından verilmesi gereken mesajlardan hangisine örnek verilmiştir? Davet mesajı, düşünme mesajı, yatırım mesajı, kalıcılık mesajı, fırsat mesajı. Zaten ne diyor bakın, sizlere fırsatlar sunmak istiyorum diyor. Dolayısıyla cevabımız Edirne fırsat mesajı. 13. sorumuz. Öğrenme stratejileri, öğrencilerin yeni bilgi ve becerileri almak, anlamlandırmak, saklamak, gerektiğinde hatırlamak için kullandıkları amaçlı eylem ve düşüncelerdir. Aşağıdakilerin hangisi? Akademik işi tamamlamak amacıyla kullanılan stratejiler, yani soru çözme, altını çizme, özet yazma sınıflamasına girmektedir diye bir sorumuz var. Duyusal stratejiler, üst biliş stratejiler, sosyal stratejiler, bilişsel stratejiler, formal stratejiler.
Burada sevgili arkadaşlar bilişsel stratejilerden bahsediyor. Cevabımız Denizli. 14. sorumuz. Öğrenilmesi istenen bir konu, bir kavram bireyin önceki bilgi birikimleriyle veya geçmiş yaşantılarıyla ne kadar ilişkiliyse öğrenme o kadar kolay olmaktadır. Bir kelime söylendiğinde öğrencinin aklına geçmiş öğrenmeleri ya da yaşantısıyla ilişkili diğer kelimeler gelebilmektedir ifadesinde öğrenmeyi etkileyen öğrenilecek malzeme ile ilgili faktörlerden hangisi ifade edilmiştir? Anlamsal çağrışım, kavramsal gruplandırma, öğrencinin öğrenme sürecindeki rolü, yaşam boyu öğrenme gereksinimi, algısal ayırt edilebilirlik. Değerli arkadaşlar burada anlamsal çağrışımdan bahsedilmiş. Geldik 15. sorumuza, testi yar ettik. Anlatım yöntemini kullanan bir öğretmen tepegöz projeksiyon cihazlarında kullanarak birden çok duyu organına hitap edebilmektedir ifadesinde. Kullanılan öğretim ilkesi aşağıdakilerden hangisidir? Hayatilik ilkesi, aktualite ilkesi, yaparak yaşayarak öğrenme, açıklık ilkesi, somuttan soyuta ilkesi. Sevgili arkadaşlar bu sorumuzun cevabını sizden bekliyorum. İnşallah yorumlara yazalım. 16. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü OECD tarafından geliştirilen ve 3 yıllık periyotlarla uygulanan izleme çalışması aşağıdakilerden hangisidir? PISA, PIRLS, IEA, TIMSS, İBBS. Tabii ki nedir? 3 yılda yapılanlar PISA'ydı. Cevap Adana. Sternberg ve Zihang tarafından ortaya konan ve özel yeteneğin ortaya çıkması için mükemmellik, nadirlik, kanıt, üretkenlik, değer ölçütlerinden bahseden özel yetenek kuramı aşağıdakilerden hangisidir? Üçlü halka kuramı, ayrımsal üstün zeka kuramı, bulanık kuramı, beşgen kuramı, üstün yetenek kuramı. Burada sevgili arkadaşlar mükemmellik, nadirlik, kanıt, üretkenlik, değer. Bakın 5 tane terim var. Dolayısıyla cevabımız da beşgen kuramı Denizli. Disiplin konu veya yayın türüne göre düzenlenen dergi listeleridir. Arama motoruna aramak istediğiniz anahtar sözcükleri boşluk bırakarak yan yana aradığınızda metin içerisinde her bir sözcüğün geçtiği metinleri size sıralar. Öncelik olarak kelimelerin yan yana geçtiği metinleri listeler. Siz aradığınız kelime grubunun bir bütün olarak aranmasını istiyorsanız tırnak işareti içinde yazarsanız araştırmanız özelleşecektir. Yukarıda bahsedilen etkili arama stratejisi aşağıdakilerden hangisidir? Akademik arama, portal, arama motoru, World Wide Web, bilimsel dizinler. Burada bize bilimsel dizinlerden bahsetmiş, cevap Edirne. 19'dayız. Düzeneklerinin uygulanmasına ilişkin yasal kuralların çerçevesi, Temmuz 2001'de kabul edilen Bonn Anlaşması ile çizilen ve küresel düzeydeki insan kaynaklı sera gazı salımlarını 2000 sonrası azaltmaya yönelik yasal yükümlülükleri düzenleyen uluslararası çerçeve aşağıdakilerden hangisidir? Kyoto Protokolü, Paris Anlaşması, Glasgow İklim Paktı, Rio Zirvesi, OECD. Burada neyden bahsediyor? Cevap Adana, Kyoto Protokolü. 20. sorudayız. Gelecek için 5 zihin eserinde alan bilgisinde zihin, sentezleyen zihin, yaratıcı zihin, saygı duyan zihin, etik zihin gibi önümüzdeki yıllarda çok önemli hale gelecek bilişsel yetenekleri tanıtan bilim insanı kimdir? Dewey, Gardner, Vygotsky, Bloom, Piaget. Burada sevgili arkadaşlar bize Gardner'in 5 zihin eserinden bahsetmiş, cevap Bursa. 21. sorumuz, yine 9. modülle devam ediyoruz. Araya diğer modüllerimizden de bazı sorular aldık sıkılmayın diye. Oyunlara bağlanma süreci ve bağımlılığın oluşma aşamalarıyla ilgili hangisi yanlıştır? Başlama isteği. Oyun oynamaya yeni başlayan bireylerin meraktan uyandırarak oyunun içine alma ve oyunun bir parçası olma. B. İlginin artması. Oyuna başlayan bireylerin günlük yaşamlarında ve davranışta farklılaşmaların başlaması, örneğin harcama alışkanlıklarında ve zamanı kullanma davranışta farklılaşmaların olması. C. Düşüncelerinde oyunun öncelikli bir yere sahip olması. Oyunun bireyin yaşamının merkezine yerleşmesi sonucu daha önce zevk aldığı yetkinliklerinden uzaklaşmaya başlaması. D.
Oyun bağımlılığının oluşması, bireyin zamanını, büyük bir kısmını ve enerjisini oyun ayırarak sorumlu olduğu görevlerini aksatması veya ihmal etmeye başlaması. Sosyalleşme. Bireyin sosyal yaşamındaki ilişkileri de olumlu etkilenerek ailesine ve arkadaşlarına yakınlaşmaya başlaması. Sevgili arkadaşlar, burada sosyalleşme maddesi yanlış verilmiş ki zaten yakınlaşma değil uzaklaşma başlıyordu. Cevabımız Edirne. 22. sorumuz. Kışkırtmaya cevap niteliğinde olan savunmacı davranışlardır. Başkalarının davranışlarına düşmanca bir biçimde hamlede bulunma eğiliminde olan şiddetin bu türü kendini kontrol etme ve dürüstlükle ilişkilidir. Tanım verilen şiddet türü hangisidir? Tepkisel şiddet, doğrudan şiddet, dolaylı şiddet, ilişkisel şiddet, planlı şiddet. Burada ne vardır? Dürüstlükle ilişkilidir. Yani tepkisel bir şiddetten bahsediyor. 22. sorumuz, cevap Adana. 23. SDÖ için 5 temel sosyal ve duygusal beceri kategorisi belirlenmiştir. Nokta nokta veriliyor. Kişinin duygularını, ilgi alanlarını, değerlerini ve güçlü yanlarını, yeteneklerini doğru bir şekilde değerlendirme ve sağlam temellere dayanan bir özgüven duygusunu sürdürme becerisidir. Boşluğa gelecek kavramı soruyor bize. Öz yönetim, öz farkındalık, sosyal farkındalık, ilişki becerileri, sorumlu karar verme. Şimdi burada güçlü yanlarını, yeteneklerini eğer biliyorsa burada ne olur? Öz farkındalık, cevap Bursa. 24. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi barış yapıcı öğrencilerin tarafların yaşadığı anlaşmazlığı ele alırken takip ettiği işlem basamaklarından değildir? Taraflar yaşadıkları sorun nedeniyle birlikte açıklarlar. Taraflar yaşadıkları sorun nedenleriyle birlikte açıklarlar. B. Taraflar yaşadıkları duyguları nedenleriyle birlikte açıklarlar. C. Taraflar birbirlerinin bakış açısını anladıklarını gösterirler. D. Taraflar isteklerini nedenleriyle birlikte açıklarlar. E. Taraflar çözüm seçenekleri üretmezler. 24. sorumuzun cevabı Edirne. Çünkü taraflar çözüm seçenekleri de üretirler olması lazımdı. Cevap E. Son 5 soru değerli arkadaşlar. Zor kişilikleri çeşitli kriterlere göre gruplandırmak mümkündür. Nokta nokta veriliyor. En belirleyici özelliği aşırı uyum davranışı sergilemeleridir. Evet efendim olarak isimlendirilen bu davranış ve iletişim tarzını sergileyen kişiler kendi görüş ve düşüncelerini ortaya koyamazlar. Özellikle otorite olarak gördükleri kişilerin her türlü düşünce, görüş ve önerilerine derhal ve sorgusuz katılırlar. Yatan mutlular olarak da tanımlanan bu kişiler kendi yaşamlarına veya kurumsal işleyişe olumlu bir katkıda da bulunmuyorlar. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir, hangi kişilik yapısı gelmelidir? İnaktif kişilik, reaktif kişilik, proaktif kişilik, aktif kişilik, pasif kişilik. Burada sevgili arkadaşlar evet efendimi görürseniz bu nedir? Adana, inaktif kişiliktir. Tamam mı? Yatan mutlular deniyor bunlara. Cevabımız 25'in sorumuz da Adana. 26. sorumuzda nokta veriliyor. Yine nokta nokta. En belirli özelliği iki defans savunma mekanizmasını sıklıkla kullanmalarıdır. Bunlar neden bulma ve yansıtmadır. Bu gruba giren insanlar bir sorunla karşılaştıklarında başka insanlar veya başka durumları suçlamaya alışkanlık haline getirmişlerdir. Parmakları her zaman birilerini ve bir şeyleri gösterir. Bu insanların en önemli eksikliği sorumluluk alamamalarıdır. Evde bir sorun varsa eşi, çalıştığı kurumda bir sorun varsa yöneticiler suçludur. Bu neden bulma kader kurbanı olmaya kadar uzanır. Burada iki defans maddesini görürseniz, neden bulma ve yansıtma maddesini ya da kader kurbanı maddelerini görürseniz 26. sorumuzun cevabı nedir? Sağlıksız insanlardır. Cevap Ceyhan. 26-27. sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi zor kişilikler karşısında sergilenmesi gereken iletişim becerilerinden birisi değildir? Dolaysız iletilmelidir. Yani mesajlardan bahsediyor. Hemen iletilmelidir. Kapalı bir şekilde iletilmelidir. Dürüstlükle iletilmelidir. Karşıdakini incitmeden iletilmelidir. Zor kişilikler karşısında sevgili arkadaşlar kapalı değil de açık bir şekilde mesaj iletmeliyiz. Cevap Ceyhan olacak. 28. Aşağıdakilerden hangisi zor insanlarla iletişimi büyük ölçüde imkansız kılan veya sorunu daha da ağırlaştıran tutumlardan birisi değildir?
Aynen karşılık vermemek, problemi ele almak yerine savunmaya geçmek, söylenenlerin ne anlama geldiğini dikkate almamak, ürkmek ve şaşırmak, tepkisiz kalma, yani öfkeden dili tutulma. Zor insanlarla iletişimi büyük ölçüde imkansız kılan durumlardan olmayan aynen karşılık vermemek demiş. Burada aynen karşılık vermek olacaktı cevabımız Adana. 29. Bu kişiler dayanılmaz bir mantık silsilesi ve bilgilerine olan güvenleriyle sizi aptal, beceriksiz konumuna düşüren ve savunmaya zorlayan insanlardır. Bu kişilere iletişim kurmak için önceden düşüncelerinizi sıraya koymanız ve birlikte ele alacağınız konuyla ilgili hazırlıklar yapmanız gerekiyor. Söylediklerini kabul etmek istemiyorsanız en etkin yöntem soru tekniklerini kullanmaktır. Tanım verilen kişilik yapısı, saldırgan kişiler, sürekli yakınanlar, suskun tepkisizler, kötümserler, çok bilmişler. Burada sevgili arkadaşlar, soru sormak, işte soru teknikleri kullanmak maddesini görürseniz bu nedir? Çok bilmişler, yani ukala insanlardan bahsediyor cevap Edirne. Ve son sorumuz. Bir bütünün unsurlarında, unsurların birbiriyle ilişkilerinde öncekine göre nicelik ve nitelikte gözlenebilir bir ayrılığın oluşmasına ne denir? Bu da 10. modülümüzden bir soru. Değişim, reform, dönüşüm, yenileşme, gelişim. Değerli arkadaşlar, bu sorumuzun cevabı Adana, değişim. Sevgili öğretmenlerim, kanalımızda 4. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm seçmeli ve zorunlu sözel ve dini derslerimizin içeriklerini yayınlıyoruz. Kanalımızı öğrencilerinize, öğretmen gruplarınıza atarsanız bizleri memnun edersiniz. 2 yıldır emek harcıyoruz. İnşallah tüm öğrencilerimiz bu bilgilere ulaşsın istiyoruz. Sizler de okullarınızda akıllı tahtalardan kanalımızdaki videoları açıp izletebilirsiniz. Ve sınavınızda hepinize başarılar diliyoruz. Diğer videolarda görüşelim inşallah.